Tekten Hastanesi kardiyolog doçent doktor Bahadır Şarlı, kalp krizi geçirdiğinden şüphelenen veya göğüs ağrısı bulunan hastaların erken dönemde hastaneye başvurması gerektiğini belirterek, hastaneye geç kalan hastaların %25'inin hayatını kaybettiğini söyledi. Günümüzde sık rastlanan hastalıklardan biri olan kalp krizi hakkında açıklamalarda bulunan Tekten Hastanesi kardiyolog doçent doktor Bahadır Şarlı, kalp krizinin en önemli risk faktörlerinin genetik faktör, sigara kullanımı ve şeker hastalığı olduğunu belirtti. Hastaneye erken başvurunun önemli olduğuna değinen Doçent Doktor Şarlı şunları söyledi. Kalp krizi, kalbimizi besleyen damarların, biz bunlara koroner arterler diyoruz. Herhangi bir nedenle tam olarak tıkanmasıyla ortaya çıkan bir tablodur. Ölümcül seyredebilen bir tablodur. Kalp krizi geçiren insanların %25'e yani dörtte biri hastaneye ulaşmadan hayatını kaybetmekte. Hastaneye ulaşan hastalarda basit girişimlerle bu tablo kolaylıkla düzeltilebilmekte. Kalp krizi için bilinen klasik konvansiyonel risk faktörleri var. Bunlardan bir tanesi yaş. Erkeklerde 40 yaşın üzerinde olmak, bayanlarda menopoz sonrası olmak, sigara kullanımı, Şeker hastalığının varlığı, yüksek tansiyon bulunması ve ailede kalp damar hastalığı öyküsünün bulunması, birinci derece akrabalarda yani annede, babada ve kardeşlerde kalp damar probleminin bulunması kalp krizi riskini artıran faktörler. Yine beslenme, diyet kalp krizi için önemli bir risk faktörü. İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi gibi et tüketiminin yoğun olduğu, un tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, Kayserimiz de buna dahil. Kalp krizleri Diğer bölgelere göre Akdeniz tipi diyetle beslenen, daha çok sebze ve balık tüketen şehirlere ve bölgelere göre daha fazla gözükmekte. Kalp krizi bazen hiç belirti olmadan, daha öncesinde hiç belirti olmadan gelebilmekte. Ama hastaların bir kısmında öncül belirtiler olmakta. Nedir bu belirti? Genellikle göğüs ağrısı şeklinde kendini göstermekte. İstirahatte veya eforla ki daha çok eforla olur. Merdiven çıkarken veya hızlı yürürken göğsün tam ortasında baskı, sıkılma, yanma şeklinde ağrı bulunan bireylerin hiç vakit kaybetmeden mutlaka bir kalp doktoruna gözükmesi gerekir. Bu bir kalp krizi habercisi olabilir. Sonrasında kalp krizi gelebilir. Tehlikeli bir tablodur. Göğüs ağrısını hafife almamak gerekir. Ağır sonuçlar olabilmektedir. Kalp krizi basit kan testleriyle ve EKG ile anlaşılıp tanısı konulabilen bir hastalık. Hastaneye başvuran hastalarımızda Tercih ettiğimiz tedavi yöntemi tekalı olan damarın en hızlı ve acil şekilde açılması. perküten koroner girişim diyoruz biz bu işleme. El bileğinden kalp damarını görüntülüyoruz. Bu görüntüleme işleminin adı anjiyo. Yaklaşık 5-6 dakika süren bir işlemdir anjiyo. El bileğinden e, uyuşturarak yaptığımız bir işlem. E, buradaki... Problemi tespit için yaptığımız bir test bu. Tespit ettiğimiz problemi yine kullandığımız balonlar, ilaç tanımlı stentlerle bu tıkalı damarı o el bileğinden girdiğimiz yerden açıp yaklaşık ortalama 15-20 dakika süren bir işlemle hastamızı tedavi ediyoruz. Hastalarımızı genelde ilk 24 saat hastanede tutuyoruz. Sonrasında belli ilaçlar önererek taburcu ediyoruz. Kalp krizi potansiyel olarak önüncül bir hastalık demiştim. Dediğim gibi hastaların dörtte biri eğer hastaneye gelmezlerse veya gecikirlerse daha hastaneye ulaşmadan ne yazık ki ölümcül ritim bozukluklarına bağlı hayatlarını kaybediyorlar. Bazen acil servisin kapısından girerken, bazen acil serviste anjiyo henüz bizi daha almadan kalbi duran hastalarımız oluyor. Ama hastanede olmak çok büyük bir avantaj. Ee, gerekli müdahaleler yapılıyor. Elektrik şoku veya kalp masajıyla biz bu durumu düzeltip damarını açıp hastayı eski haline döndürebiliyoruz. Ama hastane dışında olay gerçekleşirse bunun tedavisi çoğu zaman mümkün olmayabilir. Ölümle sonuçlanabilir. Kalp krizi geçiren bir hasta Erken değil, daha geç başvurursan ne olur peki? Şikayetlerini çoğu zaman hastalar herhalde midem ağrıyor, herhalde üşüttüm diye değerlendiriyorlar kalp krizi geçirenlerin bir kısmı. Ee, hastaneye geç başvuru olduğunda eğer ölümle sonuçlanmasa dahi sonuçta bu damarlar kalpte belli bölgeleri besliyorlar. Ve bu beslenme kusuruna bağlı kalp dokusunun bir kısmı hayatiyetini kaybediyor. İleri dönemlerde 10 yıllar boyunca karşılaşacağı kalp yetmezliği problemiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ee, tedavisi çok problemli olan bir durum kalp yetmezliği ve birçok kanserden de ne yazık ki daha ölümcül bir hastalık. Ee, burada işin özü kalp krizi geçirdiğinden e, şüphelenen hastalarımız veya göğüs ağrısı bulan hastalarımızın erken dönemde çok vakit kaybetmeden hastaneye veya bir kalp doktoruna başvurması önemli. Gençlerde yani 40 yaşın altında çok kalp kriziyle karşılaşmıyoruz. Nasıl olabilir peki? Eğer ilaç kullanımı öyküsü varsa, ya yani uyuşturucu kullanımı varsa. Bunlar kalp damarlarında vazospazm dediğimiz kasılmaları tetikleyebilirler. Ailede çok güçlü aile hikayesi varsa, yani tüm aile bireylerinde kalp damar hastalığı var, sigara kullanımı yoğunsa, eşlik eden şeker, tansiyon gibi hastalıklar erken yaşta başladıysa gençlerde de görebiliyoruz. Ama bu risk faktörünün olmadığı e, genç yaş genç yaştaki bireylerde kalp krizi çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Genetik etki çok önemli. Benim benim gözümde en önemli 3 risk faktörü genetik etki yani ailede kalp damar hastalığı bulunması, sigara ve şeker hastalığı.